Allah'ın insanlara indirdiği kitabı müminler saygılarının ifadesi olsun diye altınla süslemek istediler. Çünkü altın bildikleri en değerli cevherdi. Bu hassasiyet tarihte bir sanatın doğmasına ve bin yılı aşkın bir zamanı aşıp bugüne ulaşmasına sebep oldu. Arapça altınlamak anlamına gelen tesip kelimesi, ezilerek fırçayla sürülecek hale getirilmiş olan varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla yapılan parlak ve cazip bir kitap sanatıdır. Kur'an sayfalarını süslemek maksadıyla başlayan tesip sanatının ilk örnekleri 9. ve 10. yüzyıllarda görülmeye başlar. Sultanlar ve çevresi tesiple donatılmış Kur'an'ları kutsal mekanlara hediye ederler. Kur'an'ın ilk sayfası levha tesip denilen ve tüm sayfayı kaplayan tesiple süslenir. Fatiha suresi ve Bakara suresinin başlangıç sayfası da tesiple çerçevelenir. Tezhip sanatının yaşatılması ve geliştirilmesine büyük emeği geçmiş sanatçılarımızdan biri de Gülbün Mesara'dır. Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'in kızı olan Gülbün Mesara, sanatkar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve hayatı boyunca tababet ilminin yanı sıra bilim tarihi, kültür tarihi, arşivcilik ve geleneksel sanatlar alanlarına büyük katkı sunmuş olan babası Süheyl Ünver'in fikirlerini yaşatmaya gayret etmiştir. Mesara'nın tezhip sanatına yönelişinde Süheyl Ünver'den başka dedesi Haddad Mehmet Şevki Efendi, dedesi ressam Hacı Mehmet Efendi ve dayısı Hattat Hulusi Efendi'nin de etkisi olmuştur. Çocukluğuma dair tabii ki pek çok hatırladığım şey var. Bunların en başında içinde yetiştiğim, yaşadığım sanat dolu ortam. Tabii şimdi bunları yeni idrak edebiliyorum. O zaman İşte babamın çevresi, evimize gelen ziyaretçiler, onun çalışma odaları, çalışma odasındaki eserleri, çalışma şekli, devamlı fırçası, boyaları ile meşguliyeti. Bunlar bizim aile ortamı içinde sürekli gördüğümüz manzaralardı. Tabii ki o zamanlar bunların ciddiyetine hiçbir şekilde vakıf değildik. Ta ki ilerleyen yıllarda, genç kızlığım döneminde babamın yanında bunları göre göre ve bana edindirdiği bir kütüphaneyle yavaş yavaş içinde bulunduğumuz babamın araştırdığı sanatın ne olduğunu o zaman yavaş yavaş idrak edebildim. Mesela onun çalışma odasında dolaplardan birini boşaltıp bana bir kütüphane yaptığını hatırlıyorum. Ve neşrettiği kitaplarından birer adet, ki ben o zamanlar 10-11 yaşlarındaydım, sevgili kızıma seve seve diye örneğin Karamemi kitabını imzaladığını ve ben onu kütüphaneme koyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ve onlara bayağı bir kütüphane olacak şekilde onun neşriyatından benim de bir arşivim oluşmuştu. 1914 yılında kitap sanatları için ilk müstakil kuruluş olan Medresetül Hattatin'de hat, cilt, ebru, minyatür gibi kitap sanatlarıyla birlikte tesip de öğretilmiştir. 1924'te medreselerin kapatılmasından sonra medrese Hattat Mektebi olarak eğitimine devam etmiş, 1929'da Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adını almış,
1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanarak Türk Tezyini Sanatlar Şubesi olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ancak akademinin havası ve zihniyeti bu sanatların karşısındaydı. Bu noktada Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver ve onun açtığı kurslarda yetişenler tesip sanatını yaşattılar ve bugüne ulaştırdılar. Süheyl Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurduktan sonra 1955 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapmaya başlamış, 1957'de Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü'nde geleneksel sanatlarımızı yaşatma gayesiyle bir atölye kurmuştur. Gülbün Mesara, 1960 yılında babasının atölyesinde derslere katılmaya başlamış ve 1967'de Ünver'in asistanı durumuna gelmiştir. Ünver, vefatından önce Cerrahpaşa Atölyesi'ni kızı Gülbün Mesara'ya emanet etmiş, Mesara da 1988'de babasından devraldığı bu mirası koruyup geliştirerek bugüne ulaştırmıştır. Babamın yanında ciddi olarak çalışmaya başladım. Ve tabii bir ilk dönem öğrencisi olarak ve yavaş yavaş onun asistanlığına kadar yükseldim. 1966-67 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki cuma derslerinde hocanın asistanı durumundaydım. O dönem bu bizim tesip atölyemizin en güzel dönemiydi diyebilirim. Bugün bile hala çok özlemle andığım bir dönemdi. Herkes kendisiyle barışık, harika bir ortam, hocanın huzurunda. Azade Akar, Cahide Keskiner, Melek Antel, ben ve diğer yetişen arkadaşlarımızla birlikte Semih Hirteş, Nusret Çolpan da o dönemlerde bize katılmıştı. Çok güzel çalışmalar yapıyorduk. Kimse birbirini kıskanmadan ve büyük bir yarış içinde her hafta hocamıza eli dolu bir şeyler yapmış, çalışmış olarak gitmenin heyecanını yaşıyorduk. O zaman kendi yanında çalışan asistanları vardı. Onlara aynı zamanda bu eski eserlerden araştırmalar, kopyalar yaptırıyorduk. O dönemde yine Azade Akar, Ülker Erke gibi isimler vardı yanında. İlk dönemlerde 1960'tan itibaren ben sadece yani bir öğrenci konumundaydım. Yetişmeye çalışıyordum. Tezhip sanatında Ünver ekolünü yaşatıp sürdüren Mesara, müzehip olmak için iyi fırça kullanma, güzel resim yapma kabiliyetinden çok, yapılan işin ait olduğu kültürü kavramanın ve tezhibin tarihi gelişimini bilmenin önemine vurgu yapıyor. Genellikle 2 veya 3 senede bir sembolik bir sertifika vermek gibi. Fakat bu talebenin kabiliyetiyle, isteğiyle orantılı bir şey. Çok büyük arzuyla gelip fazla bir yere gelemeyen, yapamayan, eli fırçaya yatkın olamayan veyahut bir müddet sonra ilgisini kaybedenler de oluyor. Veyahut da bir sene içinde çok ilerleyen ve fırça hakimiyetini sağlayan ve o sertifikayı almaya hak kazananlar da var. Yani bu talebesine bağlı. Aynı zamanda biz sınav öğrenci alırken sınav yapmıyoruz. Benim tercihim, pek çok atölyeyi dolaşıp gelen öğrenci var. Ben bunlardan yana değilim. Çünkü her atölyenin kendine has üslupları var, stilleri var. Bunları yani talebenin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Çünkü biz Ünver ekolünü sürdüren bir grubuz. Bunu kendilerine belirtiyorum. Aynı zamanda da bu işe devam etmeye niyetlilerse bu işin işçisi olmayıp yani fırça kabiliyeti, iyi resim yapmak, iyi çizgi çizmenin ötesinde bu işi kültürünü kavramak, dönemlerini kavramak ve bunları öğretmeyi şart, öğrenmelerini şart koşuyor.
Gülbün Mesara, geleneksel sanatlarımızın, özellikle de minyatür ve tezhip sanatlarının batı sanatlarıyla ilişkisinden doğacak tehlikelere dikkat çekerken, bilinmeyen nadide minyatürlerimizin birebir yeniden yapımı yoluyla geleneksel sanatlarımıza daha fazla katkı sağlanabileceği görüşünü savunuyor. Valla minyatürde çok batıya açılış o minyatür hüviyetini yok ediyor. Naif resime dönüşüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu açılımda bence en başarılı kişi rahmetli Nusret Çolpan'dı. Hakikaten bir ekol yarattı çalışmalarıyla. Şu anda onun ekolü iyi biçimde sürdürülmüyor. Sadece onun bir mirası şeklinde ondan kalanlarla yanlış ve niteliksiz uygulamalar yapıyor. Bu benim görüşümdür, söyleyeyim. Minyatürde çok açılıma gitmek ben tehlikeli bir unsur olarak görüyorum. Yine klasik minyatürde ben kendi çalışma tarzımı anlatırsam ben minyatüre çok meraklıyım. Fakat bir takım gördüklerim ve yurt dışında tespit ettiklerim Türkiye'den bir takım yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerin ve buradaki önemli Osmanlı minyatürlerinin kopyaları şeklinde oldu. Benim çalışma tarzım yenilikçiden ziyade bu görülmemiş nadide minyatürleri birebir yaparak bunun nerede bulunduğunu tespit ederek, açıklayarak bunu bir noktada tekrar sanatımıza, minyatür tarihimize, minyatürümüze kazandırmak şeklindedir. Tespitte o kadar değil minyatür kadar, çünkü minyatürde konudan biraz ileriye gittiniz mi o başka tür naif resime dönüşüyor. İşte ne bileyim, bugünün insanlarına objelerini koyduğunuz zaman o biraz minyatürlükten uzaklaşıyor. Tespitte yapılan yenilikler yine gelenekçi esaslara bağlı olduğu için bunlar da form değişikliği olarak görülüyor ki ben de buna çok açığım. Çünkü babam çok yeniliğe açık bir insandı ve süslememizde Rönesans adı altında ilk çalışmalarını 1958 senesinde New York'ta yaptı. Çin örnekleri yaptı. Hatta bunları parlak kağıtla kaplayarak Çin'i karolar yaptı, Çin'i desenleri. Ve hayatı boyunca yeniliklere, ama tabii klasik üslubu bozmadan çok açık bakardı, iyi düşünürdü ve bizleri bu yolda teşvik ederdi. Ben de o yolda çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca daha erken dönemlerde bu Levni tek figürlerinden ilham alarak yine aynı tarzda, aynı formatlar içinde yaptığı tek kadın figürleri var. Hatta çok enteresandır, bir tanesini benim anneme minyatürleştirmiş. Baktığınızda bir Levni minyatüründen, o formattan farksız. Etrafın halkarlarına kadar aynı, fakat içindeki figürler değişik. Yani bunları denemeye başlamış o zamanlarda. Ki 1940'lar oluyor. Tezhip sanatında ilerleme ve gelişmenin eski eserlerin bıkmadan, usanmadan incelenmesi yoluyla elde edilebileceğine değinen Mesara, bu yolu takip edenlere yöneltilen kopyacılık eleştirilerinin geçersizliğini, tezhip ve minyatür sanatlarının kopyayla başladığını ifade ederek ortaya koyuyor. Çok iyi örnekler icra edebilmemiz için eski eserleri, eski dönemleri bıkmadan, usanmadan tetkik etmek, tabii asıllarına ulaşmak mümkün. Ulaşabiliyorsak kütüphanelerden bakarak, ama şimdi bilgisayar ortamında veya neşir olan kitaplarla eski dönemlere ait eserleri çok iyi hazmetmek lazım. Çünkü onları ne kadar çok görürseniz tesip bilginiz, beceriniz o nispette ilerler. Bu iş kopya ile başlar, çünkü siz tesibin esaslarını iyi öğrenmek, tanımak için mutlak surette her dönemden birkaç kopya çalışma yapmanız lazım. Tesipte, minyatürde bunlar en önemli hususlardır. Ve ondan sonra sizdeki birikimi yine önce hocanızın nezaretinde ve dönem tesipleri şeklinde bunlardan yeni kompozisyonlar, ama biz klasik tesipten uygulamalar yaptığımız için klasikten kopmadan, klasik kurallardan kopmadan çalışmak durumundayız. Ben böyle söylediğim zaman bir takım eleştiri alabiliyorum. Bu eski eserleri tanımak, onları çalışmak, kopyacılıkla suçlandırıyorlar sizi. İşte o atölye sadece kopya yapar. Kopya dediğimiz, Süheyl Hoca da öyle başlamış.
siz kopya yaparken o devrenin üslubunu, bir noktada sanatçının üslubunu anlıyorsunuz ve bunu siz bizzat yapmadan, bunu görerek kavramak mümkün değil. Bu şekilde bir arşiv yapmış oluyorsunuz ve hedef tabii o noktada kalmak değil. Oradan ileri giderek o üslupta yeni çalışmalara kaymak. Çünkü hakikaten bunda da büyük tehlike var. Yani tesipli yenilik yapıyorum derken burada da çok garip, niteliksiz formlarla görüyoruz bazı yerlerde. Yani tahrif edilmiş, çok şekiller çıkmakta. Ama işte bunu önlemek için eskiyi kopya ederek baştan tesip ve minyatür olarak oradan çıkış yapmak. Önce hocanın nezaretinde, sonra işte yavaş yavaş kendi desenlerinizi ve ne kadar olgunlaşırsanız yaptığınız desenler de o nispette sağlıklı ve güzel oluyor. Yayınlar ve sergiler vasıtasıyla geleneksel tezhip sanatımızın tanınarak, yeniden sevilerek hak ettiği itibarı görmeye başladığını ifade eden Gülbün Mesara, sergi sonrası yapılan satışların genç müzehipleri şevklendirici bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Eskiye kıyasla nasıl gördüğüme bakarsanız çok çok büyük bir ilerleme var. Eskiden biz bu işlerle meşgul olduğumuz ve sergi açtığımız bir dönemde bizim sergi defterlerimiz olurdu. Birkaç sayfasında Allah sizlere akıl versin, niye bu sanatlara uğraşıyorsunuz gibi notlarla karşılaşırdık. Tabii bu değişti artık. Çok büyük bir ilgi var. Değişik atölyeler var. Bu işleri icra eden herkes kendi üslubunda. Ama ben Süheyl Ünver bir ekol sahibi bir kişidir. Yani onun kızı olduğum için söylemiyorum. Onun öğrettiği yolda ben talebelerimi yönetiyorum, yani onları yetiştiriyorum ve bu ilgi gün geçtikçe artıyor. Yayınlar vasıtasıyla sergiler, sonra bunların satışları gerçekleşiyor ki ona da sıcak bakıyorum çünkü meşhur sözdür, marifet iltifata tabidir derler. Bu eserini, parçasını eser demeyeyim, satan bir öğrenci bu işten daha büyük şevk duyup daha sanatını, çalışmalarını ileri götürmek gibi bir şey arzusu oluyor. O da onun için kamçılayıcı bir şey. Yani o sergileri ve satışları ben her zaman için destekliyorum. Süheyl Ünver'in 1986 yılında vefatından sonra onun vasiyetine riayet eden Mesara, Cerrahpaşa Atölyesi'ni Ülker Erki ile beraber devralmıştır. 1990 yılından sonra Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü Ana Bilim Dalı Nakışhanesi ismine Süheyl Ünver adı eklenmiş ve nakışhanenin çalışmaları Mesara'nın başkanlığında sürdürülmüştür. 2008'de Cerrahpaşa Atölyesi'nden ayrılan Mesara, çalışmalarını bugün Türk İslam Sanatları Kütüphanesi'nde sürdürmektedir. 1986'daki vefatından sonra biz Amerika'dan dönmüştük. Ondan bir sene sonra bu atölyeyi Cerrahpaşa'daki atölyeyi biz aldık. Ülker Erke ve ben birlikte yürütmeye başladık. O zaman çok yetersiz bir atölye şeklindeydi. Siparişler alınamıyordu. Yani pek verimli bir atölye değildi. Hiç verimli atölye değildi. İşte bu 21 yıl içinde atölyede hocaların sayısı arttı ve yoğun bir çalışmayla güzel bir atölye haline geldi. Aynı zamanda kürsüyle müşterek çalışmalar yapıldı bir takım tıp tarihi kongreleri çerçevesinde. 2008 yılında ben oradan ayrıldım. Bir sene evimde devam ettim. Bana katılan talebelerimle beraber halen de uygulamalı İslam sanatları, Türk İslam Sanatları Kütüphanesi'nde aynı grupla çalışmalarımı sürdürüyorum. 15 kişilik bir grubumuz var. Bunlar hepsi yetişmiş talebelerdir, sanatkarlardır. Bu sene 5 kişi yeni talebe aldık. Onlara gene eğitim vereceğiz. Onun yanı sıra bizim kendi devam etmekte olan projelerimizi sürdürüyoruz. Thank you.